Yol gösteren KOBİ Bankacılığı, Bank Asya'da. Mutlu sabahlar, mutlu haftalar değerli izleyenler. Paranın Rotası'na hoş geldiniz. Yeni haftaya başlarken ekonomi gündemine bakacağız. Ama futbolla başlamış olduk. Galatasaray ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Dün akşam Sivasspor'u 4-2 yenerek. Biz de dolayısıyla bir küçük Galatasaray klibiyle başladık. Galatasaray'ı ve Galatasaray taraftarını tebrik ediyoruz. Hocam günaydın, iyi haftalar. Günaydın, seni de tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz, güzel başlıyoruz bu haftaya. Biz Galatasaraylılar 19. şampiyonluk geldi. Bütün Galatasaray camiasını ben de candan içten kutluyorum. Tabii rakiplerimizi de tebrik ediyoruz bu arada. Güzel bir yarış oldu. Ama bu sene 2 hafta kala şampiyonluk ilan edilmiş oldu. Bir kez daha Galatasaraylıları, Galatasaray'ı tebrik edelim. Futbolcuların teknik heyetini, yönetimini. Şimdi önümüzdeki hafta bir önemli derbi maçı var. Derbi maçında da her iki takıma şimdiden başarılar dileyelim. Başarılar dileyelim. Bir de yalnız derbi maçında aman kötü şeyler görmeyelim inşallah. İnşallah. Gerçekten. Güzel biter lig inşallah. Centilmence her iki camiaya, büyük camiaya yakışır. Güzel bir maç olur umarız. Evet. Böylece futbolla başlamış olduk ama biz şimdi... Bir de şeyi söyleyeyim yani. Demin sen içeride söyledin, ben şaşırdım. Hakikaten inanılmaz bir rekor Fatih Terim'in ki. Evet. Yani kim ne derse desin, istediği kadar taklidini yapsınlar. Yani gerçekten... İnanılmaz bir başarı. Yani 9 mu demiş? 8 yıl teknik direktörlük yapıp Türkiye'de Ankara Gücü'yle başlıyor. Yarım sezon bir Göztepe'si var, sonra Galatasaray. 8 sezonda 6 şampiyonluk. Galatasaray'la 8 sezon. Bu inanılmaz bir başarı ya. Yani 8 yılda 6 defa şampiyonluk almış teknik direktör. Yani 8 defa. Azdır. Gerçekten. Yani zaten Türk hocalar sayılı biliyorsunuz. Birkaç tane. Biri Fatih Terim işte, bir Mustafa Denizli var, bir Şenol Güneş var. Onlar sayılı zaten. Bunların kıymetini bilmek lazım hocam. Kesinlikle. Çünkü hakikaten Türk futboluna önemli hizmetler veriyorlar. Sadece kulüplerde değil, bu isimler biliyorsunuz milli takımlarda da önemli işler yaptılar. Evet, kalacak mı? Vallahi dün akşam kalacak gibi gözüküyordu. Bir sene, en azından bir sene daha kalacak gibi gözüküyor. Bakalım. Evet. Bir kez daha tebrik edelim. Evet. Ve başlayalım ekonomi gündemindeki notlarımızla. Şimdi hocam geçen haftaya bakalım önce isterseniz. Dünya piyasaları Türkiye açısından hakikaten coşkulu, olumlu da bir haftaydı. Biz rekor kırdık. Dışarıdan başlayalım. Amerika'da cuma günü gelen rakamlar vardı. Tarım dışı istihdam verileri. Bu cephede neler oldu? Oradan ne geldi? Amerika'da kırılan bu rekorlarla gelen haberlerin bir bağlantısı, ilişkisi var mı? Şöyle, Amerika'da geçen ay hani barış şöyle olmuştu. Yani şöyle bir dalga yaşadık küresel ekonomilerde. Ocak ayına girerken Amerika'da ciddi bir toparlanma vardı. Hep beklentilerden çok daha iyi bir istihdam verisi geliyordu. Ve bu nedenle de tüm küresel olarak piyasaların 2013 yılını en azından ilk 6 ayını çok iyi geçirebileceğine ilişkin bizde beklentiler oluşmuştu. Bunları da yayınlarımızda söylemiştik. Fakat özellikle Mart ayıyla birlikte, Mart'ın sonlarına doğru Mart ayı verileri gelmeye başladı. Hı hı. Nisan'da gelen veriler çok olumsuzdu. Amerika adeta gaza basmış, zorlanmış ve tekrar rölantiye geçmiş bir ekonomi görüntüsü çizdi. Ki ta ki geçen haftaya kadar. Geçen hafta borsalar olsun Amerika'da, diğer piyasalar olsun, bayağı bir olumlu havaya girmeye başlamıştı. Ve cuma günü, özellikle perşembe günü işsizlik başvuruları bekleniyordu ki bir önceki istihdam çok kötü gelince, yani orada 200 bin 220 bin civarında insanın iş bulması beklenirken 88 bin olarak açıklanmıştı. Bu çok kötü bir rakamdı. Evet. Acaba Amerika artık büyüyemiyor mu endişelerine yol açmıştı. Bir de mali uçurumla gelen vergi artışlarının Amerika'da ciddi biçimde tüketiciyi etkilemeye başladığına ilişkin Amerikalı ekonomistler ve finans analistlerinin yaptığı yorumlar vardı. Ama cuma günü istihdam verisi çok iyi geldi.
beklentilerin üzerinde. 150 bin beklenirken 153 bin, 165 bin kişinin iş bulduğu. Fakat asıl piyasaları çok coşturan şey geçen ay açıklanan 88 binlik veri 138 bine revize edildi. Yani o kadar da kötü değilmiş. Zaten her zaman bir önceki ay revize edilir. Orada verilerin toplanması ve sunulması anlamında bazı zamanla ait gecikmeler olabiliyor. Bunlar oldu. Sonuç olarak bu veri geldiği anda piyasalar coştu ve Amerika'da her iki New York borsasında her iki endekste, Dow endeksi ve S&P endeksi tarihi rekorlarını kırdı ve rekoru geçtiler. Bu tabii sadece Amerika'yı değil Avrupa'yı da çok olumlu etkiledi. Bu sabah itibariyle Amerika'daki genel olumlu havanın Asya'yı da ciddi biçimde olumlu etkilediğini görüyoruz. Ki Avrupa üzerindeki olumlu etkisi de şu an devam ediyor. Evet. Bu sabah itibariyle Avrupa borsalarının vadelilerine baktığımızda henüz açılmadı borsalar ama vadeli endeksleri oldukça yukarıda. Amerika'da da yine vadeli endeksler rekora rağmen yukarıda seyrediyor. Biliyorsun bizim geçen hafta borsada rekorlar kırılmaya başlanmıştı. 86.700 seviyesi geçildikten sonra. Bizde de 90.000 seviyesine ramak kaldı. Yani şöyle bir 32 puan daha yükselmiş olsa 90.000'i görmüş olacaktı. Ama tahmin ediyorum herhalde bugün 90.000'i yeniden zorlayacak borsa. Çünkü dış piyasalardaki olumlu hava bizde olumlu etkiliyor. Bu arada Amerika'da tüketici güven endeksi de düzelmeye başladı son gelen veriyle. Bekleyen konut satışları vardır, böyle askıdaki konut satışları denilen veri vardır ki orada ne kadar konut satılmış. O da Mart ayı verisi geldi onda da. Mart ayı verisinde de Mart ayı diğer verilerde kötü geçmesine rağmen konut satışları, bekleyen konut satışları da fena değil. Sonuç olarak küresel ekonomiler şu aşamada Amerika'dan gelen bu olumlu havayla birlikte ki Çin'de zaten bir soğuma var ekonomide. Bu sabah itibariyle Çin borsasında da %1'in üzerinde bir artış var. Japonya kapalı ama Japonya açık olsaydı bugün Japonya'da da benzer bir hareketi görecektik. Diğer Hong Kong, Güney Kore buralarda da Amerika'nın etkisi görülüyor. Dolayısıyla piyasalar dış borsalardan kaynaklı ve özellikle de Amerika'dan kaynaklı ekonomik verilerle çok olumlu bir haftaya başlıyorlar. Evet. Hocam şimdi yine dışarıdan bir haberle devam edelim. Milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın bazı mesajları oldu. Ne dedi? Fed'e yönelik bazı uyarıları var. Tehlikeli sularda yüzüyor dedi Fed'le ilgili olarak. Ne anlama geliyor bu mesajlar? Vallahi şöyle Barış. Tabii Warren Buffett'ın gördüğünü dünyadaki birçok ekonomist de görüyor. Bu makalelere de yani bilimsel makalelere de konu oluyor. Daha önce yayınlarda ben belki 8-10 defa bunu tekrar ettim. Tekrar ettiğim için belki izleyici de sıkılıyor ama dünya şu an görülmemiş bir dönemden geçiyor. Yani biz finansal ekonomi tarihi açısından hakikaten daha önce 200 yıldır yani kayıtlı ekonomi yani ülkelerin milli geliri vesaire en fazla geri gitsen 200 yıl geri gidebiliyorsun. Onun öncesi de bir miktar işte bulunmaya çalışıldı, verilerle oluşturulmaya çalışıldı falan ama asıl görebildiğimiz kayıtlı ekonomi tarihinde böyle bir dönem, böyle bir 2008 krizi sonrası dönem yok. Gelişmiş ülkelerin borçlarının bu kadar büyük çapta arttığı ve gelişmiş ülkelerin de bu kadar para bastığı ki gelişmiş ülkeler dediğimiz Amerika, Japonya, Avrupa bir de şimdi Çin. Bu kadar fazla para basılan başka bir dönem yok. Bilinmedik Buffett diyor ki Amerika Fed diyor daha doğrusu bilinmedik sularda yüzüyor diyor. Evet. Onun söylemek istediği şey şu. Daha önce karşılaşmadığımız bir finansal ve ekonomik ortamda çeşitli kararlar alıyorsun. Tamam mı? Şöyle düşün olayı basitçe anlatmak gerekirse. Bir ormana giriyorsun. Fakat rehberin var. Rehberle birlikte gidiyorsun. Orada hangi tehlikeli yaratıklar nereden gelebilir? Rehber bunları biliyorsa sorun yok. Orayı geçersin. Fakat şu an öyle bir ormana girildi ki kimse bir şey bilmiyor. Ve orada kimse bir şey bilmiyor. Daha önceki ekonomi tarihinden elimizde veriler var. Fakat bu kadar borçların artıp Amerika'da 3.4 trilyon dolara geldi şey. Basılan para miktarı. Böyle bir dönem olmadığı için
bu parayı basıyorsunuz, ekonomiyi canlandıracağım diye uğraşıyorsunuz ama iş geri çekmeye geldiğinde ne yapacaksınız? İşte o geri çekme konusunda şu an ben bir şey söyleyeyim sana. Eğer bugün ekonomistler, çalışan ekonomistler bu konuda çok fazla kafa yoruyorlar. Eğer dünyada buna çare bulan birisi çıkarsa, yani bu paranın nasıl geri çekilebileceği ve çekilirken de ekonomileri yeniden resesyona sokmadan, sağlıklı güçlü büyümeyi yaratarak ve bir de artı enflasyon yaratmadan. Çünkü bu basılan paranın 1-2 sene içerisinde ciddi bir enflasyon getireceğini de biliyoruz. Geçmiş bunu söylüyor. Diyor ki en büyük tehlike buradan bu timsah saldıracak sana. O da canavar, enflasyon canavarı dediğimiz başını gösterecek. Elinde sonunda bir kere gösterecek bu. Çünkü ekonomi ilminin ilk daha birinci sınıfında öğrettiğiniz şeyleri sadece bilerek konuşuyor olsanız, birinci sınıf ekonomi bir öğrencilerine verilen dersi bilerek konuşuyorsanız direkt zaten bu sonuca varıyorsunuz. Buffett'ın bu söylemi kısa vadede bir anlamı yok. Yani önümüzdeki çok kısa vadede 3 aylık 2 ay süre içerisinde Buffett'ın söylediğinin çok fazla bir anlamı yok. Ama önümüzdeki 2-3 senelik süre içerisinde dün mesela önceki gün Rubini'de işte Fed yeni bir krizin tohumlarını atıyor şeklinde konuşurken aslında Buffett'ın söylemek istediğini söylüyor. Bir yola girilmiş durumda ve bu yolun da geri dönüşü kesinlikle yok. Yani geri döneyim çıkayım desen ormandan çıkamazsın. Bataklık. Şöyle düşün, girmişsin bataklığa kayıkla fakat kayığı kaybetmişsin, artık geri dönüşün yok. O anlamda Buffett'ın söylediklerine %100 ben de katılıyorum. Ve Nobel ödülü alır. Eğer buradan çıkışın formülünü bulan kişi ekonomide Nobel ödülünü alır. Çünkü çok inanılmaz zor bir iş yani hakikaten. Ve düşünebiliyor musun, bak Obama özür dilerim Bernanke, yani Amerika Merkez Bankası Başkanı Bernanke şey yapıyor, ikinci bir defa seçilmek istemiyor, bırakmak istiyor işi. Normalde Amerika'nın, yani dünyanın bir numaralı merkez bankası, yani adamın ağzından çıkan her kelime, her söz, her böyle harf ciddi anlamda piyasaları etkileyen bir adam. Yani öyle bir güç var elinde ve bu adam o işi yapmak istemiyor. Onun yerine işte Janet Yellen düşünülüyor. Dolayısıyla Bernanke'nin ben şeyi tahmin ediyorum. Yani buradan çıkış olmadı. Yani buradan çıkış yok. Görüyor onu. Onu da görüyor. Ama bir ilaç verilmiş. Bu ilacın yan etkileri görülüyor tüm dünya ekonomileri için. Tamam. Çabuk ayağa kalksın diye acayip bir şekilde ağrıları kesiyorsun, şey yapıyorsun ama ileride başka yerlerden vücutta inanılmaz sorunlar çıkabilir. Buffett da işte bunu söylüyor. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadık. Böyle bir şey yok dünyada. Buradan bunlar bilinmedik sulardır. Her an köpek balığına yakalanabilirsin. Yani gerçekten de katılmamak mümkün değil. Bu anlamda altın yatırımcısına mesaj vereceğim. Eğer önün şu an belirli. Evet. En az bir 6 ayı görebiliyoruz. Hadi 2013'ü de bir görüyoruz ama 2014'ü, 2015'i göremiyoruz. Çok zor tahmin edilebilecek bir şey. Biz şanslıyız. Çünkü biz 30 yıllık bir enflasyonist dönemden enflasyonsuz döneme geldik. Dolayısıyla dünyada bir enflasyon baş gösterirse Türk aşıdamı daha önceki enflasyon tecrübesini kullanarak daha az zararla çıkabilir. Ama dünya bundan çok uzak. Yani enflasyondan çok uzak. Adamlar 35-40 yıldır enflasyon nedir bilmiyorlar. Unuttular. Ve öyle bir ortamda nasıl şey, en büyük korku da kısır döngü dediğimiz şöyledir. Ücret artışlarının fiyat artışlarına bağlanması. Yani Amerika'da enflasyon %3'e ulaşmış, çekirdek enflasyon. Böyle bir durumda çekirdek enflasyonu da tetikleyen ücretlerdir. Bu beklenmiyor şu an. Neden beklenmiyor? Zaten bir 2'ye doğru geldi, sonra aşağı doğru indi. Böyle bir şey beklenmiyor şu an. Ne zaman beklenecek ama? Ne zaman işsizlik 6,5'un altına gelirse, 6'ya doğru gelirse, Fed de bunu söylüyor zaten. İşsizlik 6,5'a düşene kadar, çekirdek enflasyonda 2,5 görene kadar ben para basmaya devam edeceğim diyor. Ama sonrasını söyleyemiyor. Yani 6,5'u gördükten sonra ve para basmaya devam edecek bu. Enflasyonu da gördükten sonra
nasıl çıkış yapacağını anlatsın, anlatamıyor. Yani bunu da söylemesine imkan yok. Zaten herkes diyor ki faizler artmaya başlayacak vesaire vesaire. Fakat artan faiz ciddi bir resesyonu yeniden mi getirecek, yoksa yetersiz mi kalacak? Onu bu sorunun cevabı göreceğiz herhalde. Evet. Hocam şimdi reklama gideceğiz birazdan, 2 dakika sonra, ama reklama gitmeden şu şeyi de bir konuşalım mı? Havalimanı, 3. havalimanı ihalesi. Evet. Müthiş bir rakam çıktı ortaya. Ya inanılmaz. Hafta sonu bütün ekonomi sayfaları bunu tartışıyordu. 22 milyar 152 milyon euro. Evet. Limak, Colin, Cengiz, Mapa, Kalyon ortak girişim grubu. Evet. Türkler yapacak, yabancı ortak yok. Müthiş bir kere, bu çok güzel. Evet. 3. havalimanı gerekli mi değil mi, o başka bir tartışma, ama biz ekonomik boyutuna bakacak olursak bu rakam hakikaten nasıl bir rakamdır, nasıl ödenir? Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihalesi oldu. 3. havalimanı nasıl hareketlendirir ekonomiyi ve borsaya yansımaları vardı. Şimdi önümde açık mesela, Türk Hava Yolları hisseleri uçuşa geçmiş. En yüksek seviyesini görmüş. Evet. Son zamanlar. Tarihin en yüksek seviyesini. Aynen öyle. O önemliydi. Bu arada TAV var biliyorsunuz. O da yer işletmelerini yapıyor. O da katıldı ama ihaleyi alamayınca o da düşüşe geçmiş hisse senetleri. Ne dersiniz? Türk Hava Yolları hisseleri de daha da etkilenir mi bundan sonra bu havalimanı ihalesiyle ve rakamı siz gerçekçi buldunuz mu? Şimdi şöyle, dünyanın en büyük havaalanını yapmaktan bahsediyorsun, evet, tamam mı? 22 milyar euro, bunun yaklaşık olarak 26-28 milyar dolar civarında bir şey var, karşılığı var. Biz 2001 krizini geçirdikten sonra IMF'den toplam aldığımız para 26 milyar dolardı. Yani bütün bir ekonomiyi ayağa, evet, kaldırabilmek için aldığımız toplam paraydı bu. Şu an sadece bir tane havaalanı için bu 28 milyar dolar ödeniyor. İnanılmaz bir rakam. Bu nasıl etkileyecek? Şimdi daha önce Barış, bu hava ulaştırma konusunda çok üst düzey birisiyle uluslararası alanda da şey yapmış, bir uçak seyahatinde tesadüfen, hı-hı, konuştuk. Şey diyordu, ya ben inanamıyorum Türkiye'ye diyordu. Bundan yaklaşık 5-6 ay önce, 5-6 yıl önce. Diyor ki, haritayı koyun önünüze, Dubai bile, tamam mı, kendisini merkez yapmayı başardı orada. Doğru. İstanbul'a şöyle bir bakın, dünyanın doğal havalimanı burası. Doğudan batıya, batıdan, hı-hı, doğuya gidenlerin tam bir durak yeri İstanbul. Doğru. Ve zaten haritayı koyduğunuz zaman bu niye yapılmıyor, niye yapılmıyor şeklinde bunun ikna edilmesi lazım. Konuşmuştu. Tabii o zaman bana çok afaki gelmişti ama şu an tahmin, hani sen ekonomiye katkısı diyorsun ya, dünyada eğer biz bir merkez, hakikaten ticaretin merkezi olacaksak, bir kere ulaştırma çok önemli. Yani Özal'ın geldikten sonra Türkiye'de ekonominin ayağa kalkmasının sebebi, en önemli sebeplerinden bir tanesi, her yere otoyol yapmaya başlaması ve ulaşımı çok rahatlatmasıydı. Tabii. Yani malı üretirsin, dünyanın en kaliteli malını üret. Götürmedikten sonra ne anlamı var? Pazara ulaştıramıyorsan zaten, tabii, anlamı yok. Bu anlamda şimdi yaratacağı etkiler bunun. Bir de şimdi biz Türkiye'deki projelere bak. Yani Türkiye'ye tabii dışarıdan bakan bir adam ağzının sulanmamasına imkan yok. Büyük kanal projesi. Hı hı. Oradan yılda belki 5 milyar dolar gelir gelecek bittiği zaman. Onun da 25 milyar dolar olması bekleniyor. Bizim kafamızdaki soru ne biliyor musun? Şimdi bu gruba 22 milyar euroyu ya da 28 milyar doları kim, evet, kim açacak? Bence hiç kimsenin tabii öyle bir parası yok yani. Girersin alırsın da, bence onlar da mutlaka dışarıyla işbirlikleri yapmak zorunda kalacaklar. Şu an Japonya deli gibi para basmış, finansman maliyeti, hı-hı, uygun, belki Japonya'dan çok ciddi bir giriş olacak. Ticaret, ondan sonra dünyanın, hani Türkiye'nin işte Türkiye 21. yüzyılın süper gücü olacak anlamında o çok önemli. Yani o havaalanı çok çok önemli. Artı diğer tüm projelerle, hele bir de olimpiyatı alırsak, o zaten başlı yani başına. Bu inanılmaz bir, düşünsene, kanal projesi, havaalanı projesi, olimpiyatlar, hı hı, buraya 2020 olimpiyatları diyoruz, havaalanı tahmin ediyorum 2020'ye kadar bitirilmiş olacak. Tabii o planlanıyor zaten, olimpiyatlar çerçevesinde, olimpiyat, evet, köyünde o havalimanı yakınında bir yerlere yapılması düşünülüyor. Evet, yani biz yandık yani. Biz bayağı bir şantiyede hocam, siz, evet, yandınız, bütün İstanbul yandı bir taraftan aslında. Ama bunlar güzel şeyler. Tam o havaalanı yolunun üzerindeyiz biz de.
Ve şimdi orası yemyeşil orman işte bir arazi. Mesela tamam, benim bir tereddütüm var onunla ilgili. Evet. Ağaçlar konusunda. Yani ben de şimdi havaalanı yapılacak yerin üstten uydudan görüntüsüne bakınca orada çok fazla orman yok. Yani denizin kıyısında genel olarak eski işte kömür ocakları vesaire şeyler var. Göller falan ama filan var. Ama tartışılan bir ÇED raporu var hocam. Rakamlar var orada. Şu an tam hatırlamıyorum rakamları ama taşınacak ağaç. Ben işte, evet, teknik tarafını bilmiyorum işin. Onu artık değerlendireceklerdir. O ÇED raporu biraz tartışılıyor işte. O rapora rağmen nasıl yapılacak diye konuşuluyor. Şimdi ona baktığın zaman Türkiye yani Türkiye bundan ya 3 yıl 5 yıl önce yani 1 milyar dolar sendikasyon kredisi almak falan böyle mümkün değildi yani. Şimdi millet yurt dışında TL tahvilleri kabul ediyor. Yani bir yabancı TL tahvilini alıyor ve ondan getiri sağlıyor. Bu anlamda çok büyük, çok müthiş bir olumlu etkisi olacak. Fakat şeyin devam etmesi lazım. Sadece Türkiye'deki ekonomik istikrar değil ama küresel istikrarın da devam etmesi lazım. Yani küresel ekonomilerde yeni sorunlar ciddi anlamda darbe vurur. Peki bir reklam aramız var. Kısa bir reklama gideceğiz. Ardından borsayı, altını, dövizi konuşacağız. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Paranın rotası devam ediyor. Hocam borsaya bakalım. Az önce konuştuk biraz ama detaylandıralım. Geçtiğimiz hafta hakikaten rekor kırdık. Hem borsa hem faiz açısından aslında getirisi yüksek bir hafta oldu. Bu haftaya nasıl başlarız? Borsada bu yükseliş devam eder mi? Barış, şöyle geçen hafta borsada yükseliş başladığı sırada ki ben geçen haftaki perşembe günkü yayında da söylemiştim. Barış demiştim, yani sabah ben şöyle bir yorum yazmıştım dün. Ya borsa bugün genel olarak yatay gider. İşte 85 bin ile 86 bin aralığında dalgalanır. Çok da fazla bir şey olmaz. Yatay sıkışık gider demiştim. O gün zaten kırdık yukarı doğru. Tabii orada hemen o gün zaten ertesi gün bugün gazetesindeki köşemde de şey yazmıştım. Acaba Moody's'e not artırımı mı gelecek diye. Fakat şu oldu. Enflasyon inanılmaz derecede düşük geldi. Yani daha önce %1.52 gelen enflasyon Nisan ayında bu ay 0.42 geldi. Bu ne yaptı? Enflasyonu 7.30'dan 6.12'ye falan çekti. Ve enflasyon açıklanmadan önceki hareket adeta sanki enflasyonun bu kadar düşük geleceğini biliyor gibi piyasada. Belki de biliyorlardı, bilmiyorum. Kimsenin günahını almayayım ama muazzam bir etki yaptı. Çünkü enflasyon açıklandığı gün faizler %5'in altına gitti. 4.96'ya kadar indi. Cuma günkü kapanış rakamı da 5.14. Şimdi bununla birlikte yalnız bizim endişemiz şuydu. Hep şunu söylüyorum. Yani Türkiye'nin çok güzel bir hikayesi var. Bu çok rahat endeksi 120 bine kadar da götürebilecek bir şey. Fiyatlamalara baktığımızda kağıtların çok pahalı olduğunu söyleyemeyiz. Öyle kağıtlar var ki gerçekten oldukça hala ucuz olan kağıtlar var. Bankalar bu kadar gitmesine rağmen bankalar hala geçmiş zirve ortalamalarının oldukça altında piyasa çarpanları. Dolayısıyla Türkiye'nin hikayesi çok iyiydi. Bizi sıkıntıya sokan hep dışarısıydı. Yani o bizi kontrpiyede bırakıyordu. Diyordu yani tamam borsa gidecek ama ya işte Amerika'dan çok kötü veriler gelmeye başladı diyordum ben geçen haftalarda. Aynı zamanda Asya'dan ekonomide ciddi anlamda soğuma verileri var. Bunun böyleyken bizde hikaye orada kötü. Orada bir ciddi satış veya düşüşlerin başlaması durumunda bizi de olumsuz etkilemesi kaçınılmaz diye düşünüyorduk ama İşte geçen hafta Amerika'daki verilerle birlikte orası da olumluya döndü. Zaten burası olumlu. Enflasyon haberi bence borsayı yükselten ana etken. Çünkü grafiği verelim arkadaşlar. Burada başladığı yer şurası yükselişin. Geliyor. Enflasyon açıklanıyor ve enflasyon açıklandıktan sonra 90 bine yaklaşıyor. Ve Cuma günü de bir miktar geri çekilme yapıyor. Tekrar 89 binin üzerinden kapatıyoruz. Yani biz aslında normalde bu görüntüyü hiç sevmeyiz teknik analizde. Yani burada iki tane ikili bir tepe yapmış. Bu eğer bu 88.300 aşağı kırılırsa normal şartlar altında 1700 puan düşmesi lazım endeksin. O da yaklaşık olarak 86.700'e geliyor. Yani tam şu seviyeye geliyor.
Cuma gününden önce, yani cuma günü de bir miktar geri çekilme ve ardından tekrar yükseliş endeksin bu seviyelerde bir miktar bekleyebileceğini gösteriyor. Ama geriye doğru baktığımızda şu trend, yani şu yükseliş trendi ki bu 76 binden başlayan bir trend var. Bu 60 dakikalık grafiklerde daha net görülecek. Dikkat edersen şurada ki daha önce Moody's not arttırmayacak haberi geldiğinde şu düşüş başladığı zaman da biz de özellikle şu seviyelerde yatırımcı sabırlı olsun diye bekliyorduk. Ve sabredenler gerçekten daha sonra kayıp yaşamadılar. Burada bir bizim omuz baş omuz görüntüsü oluşmuştu. Fakat özellikle 86.700 kırılınca alım önermek çok daha istikrarlıdır. Hatta 86.700 kırıldıktan sonra, yukarı kırıldıktan sonra alın önermek veya alım yapmak daha az risklidir diye belirtiyordum. Nitekim o gün kırıldı. Şimdi tahminen biz 89.000'de, 88.000'de, 89.000 aralığında bekleyeceğiz bir miktar. Hı hı. Yatırımcı böyle durumlarda alım yapmaya çekinir. Yani rallilerin klasik özellikleridir bunlar. Hızlı gider, bekler, sonra tekrar hızlı hareket başlar. Özellikle 90.000'in kırılmasıyla birlikte, yukarı geçilmesiyle birlikte biz, tahminimiz 93.000 civarı. Yani şu seviyeye kadar yükseliş olması. Bu aşamada yatırımcı nasıl alım yapmalı dersen, 86.700 seviyesi, şu seviye, yani şu çizgiyle gösterdiğim seviye, stop olmak kaydıyla özellikle 88.000, 89.000 aralığı bence alım için uygun. Yani 88.000, 89.000 aralığı alım için uygun. Bu bir miktar daha, bir süre daha borsalarda yeni rekorlar da kırıldığı için, Amerika'da da yeni rekorlar devam ettiği için bir miktar daha yukarı taşımaya devam edecektir. Yatırımcılar özellikle bugün için söylüyorum, 89.000 kapanmıştı cuma günü. 89.000 seviyesinin altına gerileme olduğunda ve özellikle de 88.500 civarına gelirse oralardan alım düşünebilirler. Peki bankalar gitti hocam, banka alınır mı diye soranlar var. Çünkü holdingler ve bankalar çok büyük getiri sağladılar. Onu istersen verelim. Baktığımızda sektör endekslerine bu 7 günlük süreç içerisinde bankalar oldukça yüksek getiri sağladı ve %6'nın üzerinde bir getiri sağladı. İkincisi holdingler. Senin söylediğin Türk Hava Yolları da ulaştırma sektörünü ciddi prim yaptırdı. Yani ulaştırma sektörü Türk Hava Yolları sayesinde holdinglerden daha iyi prim yaptı. Peki kırmızılar neydi? Metal ana sanayi ve turizm sektörü, tekstil deri sektörü, spor, yani Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe hisseleri ve bir de orman kağıt ürünleri negatif getiri sağlamış durumda. Bir de aracı kurumlar, ama diğer sektörlerde hala ivme var. Ben özellikle dikkatimi çeken faktörün şirketleri artı şu bazda kalmış olanlar. Yani inşaat sektörü, madencilik ve bir de menkul kıymet yatırım ortaklıkları bu yükselişe katılır. Yani yatırım ortaklıklarının içerisinde banka ve holding yoğun olan yatırım ortaklıklarında ciddi çıkışlar oldu zaten. O devam edebilir. Fakat benim hikayem, önümüzdeki 2 yıllık hikayede benim hikayem daha çok taş toprağa dayalı sektör. Yani bu çimento ve ardından da demir çelik şu an baskı altında. Ereğli hisseleri zaten ana şeyi oluşturuyor orada. Kardemir ve Ereğli. Metal ana sanayindeki düşüş, Kardemir hisselerindeki çok sert geçen haftaki yükselişin ardından gelen satışlardan kaynaklanıyor. Ereğli'de de ArcelorMittal'in hisse satışı var. Yani ne zaman yapacağı bilinmiyor. Bir kısım hissesini, %12 hissesini satacak. O da onu baskı altına alıyor, ama o satış bittikten sonra özellikle orada hareket beklenebilir. Taş toprağa dayalı sanayi, cam artı bu kentsel dönüşüm, bunları, bu sektörleri çok etkiliyor. Yani çimentosunu, işte seramiğini, fayansını vesairesini etkiliyor. Metal ana sanayide şu an çok geri kaldı geçen hafta itibariyle. Aylık bazda baktığımızda da yine aylık bazda bankalar ve ulaştırma sektörü başı çekiyor. Aylık bazda
diğer sektörlerde ufak primler var. Yatırımcılar bence şunu yapmasın sakın. Yani yükselen kağıdın peşinden koşan hep kaybeder. Yani bugün yükseliyor diye onun peşinden çok fazla gitmemek lazım. Veya yükselen kağıdın peşinden gidiyorsan eğer mutlaka aldıktan sonra hemen 2-3 kademe yukarıda satmak lazım. Çünkü onun için sert hareketler oluyor. Her an çok büyük sert düşüşler olabiliyor. Eğer kendi şirketlerinin karları da çok fazla sıkıntı yoksa, kârdaki artış trendi devam ediyorsa kendi pozisyonlarında kalmaya devam edebilirler. Peki hocam, şimdi altına da bir bakalım isterseniz. Altında da yine bir hareketlenme var. Bir yükseliş vardı. Bu hafta nasıl bir görünüm izler acaba altın? Altın, evet. Şöyle Barış, altında gerçekten hareket daha güçlü duruyor altın. Yani düştü ama baktığımızda ben mesela şu seviyeleri düşüşten sonraki 1600 dolardan 1320 dolarlara geliyor ve buradan itibaren bir yükseliş yaşayarak 1480 dolar seviyesine kadar geldi ve bu 1480 dolar seviyesi önemli bir direnç. Şu %61.8 çizgisini geçemiyor altın ve tam bu bölgede yatay hareket etmeye başladı. Bu aşamadan sonra acaba hani aşağı mı gidecek, yukarı mı gideceği söyleyemiyoruz. Ama diyoruz ki 1500 yukarı geçildiği an direkt 1580'e gider. Bu nedenle benim genel olarak burada altında uzun vadeli düşünenler kesinlikle uzun vadeli düşünebilirler. Demin anlattığım risklerden de dolayı. Ama altında özellikle ben hocam kısa vadede alıyorum satıyorum diyen için 1510 dolar seviyesi. Yani 1510'a gelirse alınabilir ve 1550'de satılabilir. Ama 1510'da aldı. Tekrar 1580'e geriledi. O zaman stop yapmak zorunda. Eğer o zarara katlanabiliyorsa alabilir. Ama benim beklentim altın bu seviyelerde. Yani bu seviyeler dediğimiz 1430 ile 1485 aralığında bu şekilde yatay gitmeye devam edecek. Hı hı. Ve altın için şu an bir hikaye yok yalnız. Bir süre sonra bir geri çekilme bekliyorum. Yani yukarı sert hareketten ziyade yatay gidip daha sonra aşağı hareket olması olasılığı daha yüksek gözüküyor. Peki hocam, döviz cephesine de bir bakalım isterseniz. Orada durum ne? Dolar biraz gerilemişti. Evet, dolar gerilemişti ve dolarda yani dolar istikrar abidesi. Yani şu grafiğe bakınca çok daha net anlaşılıyor. Evet. Yani böyle bir kanalın içerisinde tam bir tüneldeki yılan denir buna genel ekonomi literatüründe. Bu tüneldeki yılan işini Merkez Bankası çok güzel götürüyor. Ama Merkez Bankası artık rahatsız şeyden. Yani dövizin, doların düşmesinden rahatsız. Bunu açıkça da dile getiriyorlar. Ve bu önümüzdeki toplantıda Merkez Bankası yeniden faiz indirebilir. Artı bir de rezerv opsiyon katsayılarını arttırarak dövize talep yaratabilir. Bu anlamda bunların olacağını bekleyerek ben genel olarak 1.78 seviyesine gelirse dolarda alım öneririm. Ama satış önerebileceğimiz noktada 1.81'dir veya 1.81 ile 1.82'dir. Orada da getiri kısmı oldukça zayıf. Yani dolarda hareketler daha yavaş oluyor. Bu açıdan bakıldığında 1.78 ve 1.79 seviyeleri topla, biriktir diyebileceğimiz seviyeler. 1.81 seviyeleri de veya üzerindeki seviyelerde sat diyebileceğimiz seviyelerdir. Ama yatırımcıya şu aşamada orta vadeli hani dolara yatırım yapmayı çok fazla önermiyorum. Bu arada yalnız şu da var. Yatırımcı dolara yatırım yapmasın. Bankaya gidiyor. Eline geçen net faiz taş çatlasa %5. Evet. Net %5. Dolayısıyla tasarruf yaparken de getiriler çok düştüğü için insanlar şu an bunu tüketime yönlendirebilirler. Bu da ekonomideki ivmeyi çok arttırabilir tüketime yönlendiğinde. Biliyorsun krediler de zayıfladı Barış ve bu kredilerin zayıflaması da ciddi anlamda, yani kredi faizlerinin düşmesi de ekonomide yeniden bir ivme kazandıracak. Evet. Yani büyüyen bir Türkiye, hikayesi olan bir Türkiye ve dolar da baskı altında. Yalnız Egecan, senin cuma günüydü zannedersem bir güzel yazısı vardı Hürriyet gazetesinde. Bence o yazıyı okumalılar. Dolarla ilgili olarak bir süre daha belki yatay gidecek ama daha sonrasında biz yine dolarda yükselen bir trend görmemiz lazım. Peki hocam, süremiz doldu. Çok teşekkür ediyorum. Yarın sabah yine beraber olacağız. Paranın rotasını noktalıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra yayınımıza bugünün gündemiyle devam edeceğiz.
Yol gösteren Kobi bankacılığı Bank Asya'da.